8. Bölüm Otel odamın perdelerini sonuna kadar sıyırmış, batan güneşin tadını çıkartırken, önümdeki daktilomun tuşlarına büyük bir keyifle basarak romanımı yazıyordum. Güneş, yeşil ve devasa dağların arasından ufak ufak kaybolurken, gökyüzünü kan kırmızı renge boyamıştı. Bütün dikkatimi sayfaların üstünde dağılan harflere verirken, kulağımın arkasında bir tıkırtı duydum. Gözlerim panikle büyürken, Başımı daktilodan kaldırarak sesi yeniden dinledim. Nefesimi tutarken kapı yeniden bütün ısrarıyla çalındı. Altımdaki iskemleyi iterek kapıya doğru koştum. Kimsin? Lam kapıya biraz daha yaklaştı. "Benim Rauf Bey, çalışan." dedi, uzun boylu ve kısa saçlı görevli. Kapıyı yavaşça araladım. Koridorda yanan gaz lambaları titrerken çalışanın ve hemen yanı başında duran kadının yüzünü silüet şeklinde görüyordum. Rauf Bey, iyi akşamlar, sizi rahatsız ediyorum, ama bir maruzatım olacaktı. Bedenimi kapının ardından çıkarmadan. Tabii sizi dinliyorum, dedim. Alman yine, otelimizde oda bulunmadığı için birkaç gün sizin odanızda misafir olsa sorun olur mu? Çalışan çakmak çakmak yanan mahcup gözlerini yere eğerken uzun beyaz saçları örülmüş kadına baktım. Buruşmuş tenine renk katan pembe dudakları bana bakarken gülümsüyordu. İstemsizce tebessüm ederek konuştum. Tabii kalabilir, bir sakıncası yok. Çalışan yaşlı kadına gülümserken yaşına rağmen oldukça dinç görünen, iyi giyimli kadın elindeki çantasıyla odama süzüldü. İyi geceler efendim. Bu nezaketinizden ötürü teşekkür ederiz. Gülümseyip kafa sallarken kapıyı kapadım. Ben yeniden masama doğru adımlarken Paloma Nine meraklı gözlerle odayı süzüyordu. Teşekkürler evlat, böyle bir gecede beni dışarıda bırakmadın. Merak etme, hiç rahatsızlık vermem, sen işine bak. Diğer yatağın ucuna çaresiz gözlerle oturmuştu sakin gözlerle daktilomun başına dönerken romanımı yazmaya devam etmiştim. Ne demek efendim? Yazar mısın sen? Parmaklarım daktilonun tuşlarının arasında gidip gelmeyi kesince ona döndüm. Örülmüş beyaz saçları, loş ışıkta ışıldıyordu. Aslında tam değil, aynı zamanda komutanım, gözleri açılırken parladı. Biliyor musun, benim eşim de asker, onu bekliyorum işte, birkaç güne gelecek. Gülümseyerek oturduğum iskemlede doğrulup yüzümü ona çevirdim. Ne güzel, hep mutlu olun. Sen neden evinde değil de böyle bir oteldesin? Evimden uzak kalmak istedim. Harten yeni çıktığımız için evde çok bunaldım. Ben de kafamı dinlemek için burayı seçtim. Dudaklarını büzerken gözleriyle beni baştan başa süzdü. Sevdiğin, sevdiceğin var mı? Yutkunamadım. Yanaklarım alal al olurken gözlerimi Palomanine'den kaçırdım. Bakışların bile belli ediyor. Aşıksın sen yavrum. Bu arada adın ne? Rauf, Palomanine. Rauf. Sevdiğin kız ne de şanslıymış. Filinta gibi delikanlısın evladım. Sesi titreyip bakışlarıyla baştan aşağı süzerek beni ölmüştü. Bir mukabele efendim. Gurur duydum utanmış bakışlarımı kızıl gökyüzüne dikerken güneş iyiden iyiye gitmiş, yıldızlar derin gecenin bir kenarında parlamaya başlamışlardı. Allah seni bu zor harpten sonra sevdiğine kavuştursun, dedi, yüzüme gülümserken. Onun bu dileğiyle neşelenerek, ben de çok içten, imin palomanine, imin, dedim. Rahatsız olmasın diyerek tül perdeyi kapadım ve yazmaya devam ettim. Gecenin ilerleyen saatlerinde romanımı ara vermiştim hala oturduğu yatağının ucundan beni izliyordu. Gözleri dolmuştu, daktilonun ucundaki sayfaları kontrol ettikten sonra ona döndüm. Paloma nine, ne oldu, neden hala uyumadın? Yutkunamadı, gözyaşlarını avcunun içinde tuttuğu mendiliyle silerken titrek ve buğulu sesiyle konuştu. Onu çok özledim be evladım. Eşinizi mi, dedim, meraklı gözlerimi üzerinde gezdirirken. Ev. Evet Rauf evladım, onu çok özledim. Kerem'in bakışları, elinin yumuşaklığı aklımdan gitmiyor. Adı Kerem miydi? Burnunu çekerken hıçkırdı. Evet, onu sana çok benzettim. O da Filinta gibi delikanlıydı. Gözlerimin dolmasını engelleyemezken bir süre yutkunamadım. Üzülme ama böyle Paloma nine, en kısa süre içinde gelecekmiş Kerem Bey parmaklarını birbirine kenetlerken gözlerini benden kaçırdı. Öyle, öyle ama insan özlüyor be oğlum sevdiğini, kalbinin içinde, en yakınında olsa bile özlüyor işte, ne diyeceğimi bilemeden öylece suratına baktım. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Paloma Nine ile dertleştik. O kadar iyi gelmişti ki bana bu, yatağa girdiğimde romanımın biteceğini düşünerek rahatlamıştım, tatlı bir yorgunlukla öylece uykuya dalmıştım. Sabahın erken saatlerinde kornişlerden kayan tüm perdenin sesiyle uyanırken, parlak güneş ışıkları gözüme dolmuştu. Gözlerimi zoraki araladığımda Paloma ninenin örülmüş beyaz saçlarını gördüm. Günaydın evlat dedi, bana gülümserken. Günaydın Paloma nine, yorganı iterek yerimden doğruldum. Çekingen gözlerle masamın başına giderken odanın kapısı çalındı. Palomanine küçük adımlarla kapıya doğru giderken kapıyı araladı. Otel çalışanı başındaki kasketini düzeltirken. Yan oda boşaldı Palomanine, seni oraya alabiliriz dedi. Palomanine hemen yatağının üstündeki çantasını aldı ve kamburunu çıkarıp pamuandıran beyaz saçlarını savurarak kapıdan çıktı. Otel çalışanı tam kapıyı kapatıp gideceği sırada ona seslendim. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Salaş gömleğinin yakasını düzeltti. Palamanine'nin eşi Kerem Bey gelecekti. Geldi galiba dedim. Otel çalışanı sigaradan sararmış dişlerini göstererek fısıltıyla güldü. Bu kadar komik olan şey ne anlayamadım. Kararlı çıkan sözlerim ve dik bakışlarımdan çekinerek birden kendini toparladı. Kusura bakmayın efendim. Palamanine sürekli otelimize gelip gider. Aslında almak istemeyiz lakin parayı basınca sadece susarak içeriye alıyoruz kendisini. Aceleyle sözünü kestim. Neden almak istemiyorsunuz? Kaşlarım çatılmış, alnım buruşmuştu. Oloma nineye zamanında nişanlısı Kerem Bey, biraz önce eşi diye bahsettiğiniz adam, bu otelde kafa dinleyelim, sen dinlen, ben İstanbul'daki işlerimi halledip geleyim, sonra hiç ayrılmadan evlenelim demiş. O gün bugündür, böyle ara sıra otele gelip gidiyor. Ruhsal sıkıntıları var abi anlayacağın, ağzım açılırken gözlerim şaşkınlıktan dört dönmüştü. Nasıl? Nasıl yani, bu doğru mu? Evet efendim doğru, Paloma nine sürekli onu beklediğini söyler, ne gelen var ne giden, acı acı gözlerini yere dikti ve dudağını büktü, neyse efendim, rahatsız ettik, kusura bakmayın. Önemli değil, diyerek kapıyı yavaşça kapadım. Beyaz pervazlı pencerelerden odanın içine dolan parlak güneş ışığına bakarken hala yaşadığım şokun etkisindeydim. Aşk öyle bir şeydi ki onun yanında olabilmek için aklını dahi kaybedebiliyordun. Birden Paloma Nine'nin hareketli anlatımlarını düşleyerek istemsizce gülümsemiştim. İçindeki aşk nasılsa umudu diri tutuyordu. Elmas kadar kıymetli bir aşktı belki de. Üzerimi değiştirerek otelin restoranına indim ve kahvaltı tabağımı aldım. Dumanı üstünde çayımla birlikte kızarmış ekmeğimi geveleyerek yedim. Vakit kaybetmeden otelin kapısından çıktığımda tatlı bir meltem, ıhlamur, ıtır ve kiraz kokularını burnuma taşıdı. Burada aracıma binerek karargahın yolunu tuttum. Karargahın önüne geldiğimde çarşıyı hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Dudaklarım tebessüm ediyor, ağzım kulaklarıma varıyordu. Hızla karargahın kapısından içeriye girdim ve basamakları tırmandım. Günaydın Rauf Paşam. Elmer'in yüzü gülüyordu. Günaydın Elmer. Hayrola pek mutlusun. Yüzüne bakarken gülümsemiştim. Tütün kokan nefesi yüzümü yalarken konuşmasına devam etti. Radyo biraz sonra çok iyi bir haber verecekmiş Paşam. Onu bekliyoruz. Kolumdaki saati kontrol ederek hızla odama girdim. Benim ardımdan Enver, Şehsuvar ve Talat da geldi. Radyoyu masanın üstünden alıp fiskosun üstüne koyarken alnımdan süzülen boncuk boncuk terler sırtımı ıslatmıştı. Radyoyu açtım, güçlü bir cızırtının ardından spikerin cılız sesi duyuldu. Evet, evet sevgili dinleyiciler, düşman ülkemizin her köşesinden adım adım çekilirken Çanakkale'de de yenildiğini kabullendi. Bu kutsal vatan bizimdir, bizim kalacak. Adişahımız, valilerimiz ülkelerini bu acı günlerinde bir başına bırakıp İngiliz gemileriyle kaçarken aziz Türk milleti son damla kanına kadar savaştı. Toluk çocuk, ihtiyar genç, bizler tüm gücümüzle bu topraklarda mücadele vermeye devam edeceğiz. Kutlu olsun zaferimiz, kutlu olsun 18 Mart Çanakkale zaferimiz. Spiker konuşmasını bitirdiğinde Ağlamaklı gözlerle birbirimize sarılmıştık. Öyle sıkı sarılmıştık ki parmaklarımız birbirimizin sırtına geçecekti. Gözyaşlarıma hakim olamamıştım. Burnumun ucundan dudaklarıma yaşlar damlarken bulu gözlerimi odanın tavanına dikmiştim. Allah. Allah'ım sana şükürler olsun. Mutluluktan havalara uçacaktım neredeyse. Odadaki rutubet ve nem kokusunu aldırış etmeden radyodaki türküyü açtım. Yer yazman işli yazgımın karası. Ayrılı tutmuş ellerinin kınası. Gelse de Rumeli elveda sırası. Yurdumdan uzak atar mı yüreğim? Kararlı gözlerle pencereden dışarıyı süzerken parmaklarım kenetlenerek yumruk olmuştu. Dişlerimi sıkmış, dişlerimin arasından gelen kan tadını damağımda hissetmiştim. Şehsuvar ağlayan gözlerle fısıldadı. İttihat ve terakki ruhu kazandı paşam, milletin yüreği kazandı. Vatanımızın için aydınlık yarınlar bizi bekler, yüreğim bu bayrağının gölgesinin dışında atmasın. İmin, dediler hep bir ağızdan. Radyoda çalan türküye eşlik ederken, gurur tebessümü dudaklarıma yansımıştı. İşte bu pencereden özgürlüğe bakıyorum, özgür insanlara, sokaklara, kuşlara bakıyorum. Batı cephesinin içinde yakıldı bu ateş, tüm vatana yayıldı. Bir tek sen eksinsin Erva, bu özgürlüğe koşan sokaklarda, bir tek aşkımız eksik ruhumuzun sızıntısında diye mırıldandım içimden. Artık sana geleceğim, romanlarımla, sanatımla sana koşacağım. Romanı bitirme zamanıdır paşam, Akşehir'e bahar çoktan geldi. Ne dedin, şey var. Tam roman bitirme zamanı diyorum Rauf Paşam, Akşehir'e bahar çoktan geldi. Dudaklarımın arasına çaresizce bir gülümseme getirirken Şehsuvar'a döndüm. Şimdi yarım kalan hikayemizi roman yapma zamanı Şehsuvar, arkadaşımın acı dolu bakışları yere eğildi, kollarımı açıp dostuma sarıldım. Enver'in gözleri kıpkırmızı kesilip içine içine hıçkırdığını görünce odadaki kasvetli havayı dağıtmak için sahte gülümsememle ekledim. Arkadaşlar, bu akşam kutluyoruz değil mi? Kut. Kutluyoruz paşam dedi Talat gözyaşlarını silerken. Keşke Fuat da olsaydı. Keşke Cezmi de bizimle olsaydı be paşam. Onlar hep bizimle, hep bizim soframızdalar zaten Enver. Ağlamamak için kendimi zor tutmuştum. Gönderde dalgalanan bayrağı görünce Cezmi'nin ipe asıldığı o güçlü kollarını düşündüm. O bayrak oradan hiç inmeyecek Cezmi. Bu vatan hiç düşmeyecek Fuat rahat uyuyun emisiz. Deri postallarımız ahşap zeminde yankılanırken miskin adımlarla dışarı çıktık. Onlarca yarım kalan hikayeler vardı bu topraklarda, onlarca yarım kalan hayal vardı bu memlekette. İşte bu yarım hikayeler ve hayaller şanlı Türk milletine kutlu bir destan armağan etti. Desenize Rauf Paşam, gitme vaktiniz yaklaşıyor. Ah hamatalat, yüreğimize kasvet salmayın artık. Fırtınaları içimize gömmüştük, evimize gidip yorganın altında ağlayacaktık belki de. Paloma nineyi düşündüm, onun yüreğindeki bitmeyen umudu hayal ederek acı acı gülümsedim. Neye gülüyorsunuz paşam? Aşkın içindeki hiç bitmeyen umuda gülüyorum şey var. Aksini kabullenemiyorsun, zihnindeki neyse o olarak kalıyor. O son istasyondaki hiç gelmeyecek treni beklerken ömrün tükeniyor, ama kalbinin bir tarafı sana sürekli yalan söylüyor. Ahşap basamaklardan inerken kalbim sızladı. Son kez bakıyorum bu duvarlara, son kez görüyorum pencereden doğuşunu güneşin. Erva ile tanıştığım geceyi anımsadım. Onun bana buz gibi eliyle uzattığı romanı tutarken nasıl ısındığımı anımsadım. Bu karargaha anılarımızı değil, yüreğimizi bırakmıştık biz, elvedamız bu kadar acı olacaktı belki ama sevdiğimi umut etmek her zaman daha güzeldi adım adım uzaklaşırken bat cephesine ve pencerelerine baktım. Çok mücadele ettim, devrimci yüreğim bu vedayı kaldırmayacak kadar kan alıyordu. Elveda batı cephesi, elveda Rauf komutanın cevval yüreği, ellerimi ağzıma kapayarak hıçkırıklarla ağladım. Cebimden çıkardığım kara işlemeli mendilimle gözyaşlarımı silerken, o gece cezminin kanının bulaştığı yere denk geldim buruk kokuyu ciğerlerime çekerken kırma taşlı sokakta batı cephesi karargahını geride bırakmıştım. Güneş, batarken akşehir semaları, morumsu rengine boyanmıştı. Karlar iyiden iyiye erimiş, lamur kokularına karışan kiraz çiçeklerinin kokusu akşehir sokaklarını yıkamıştı. Üzerimdeki çuha üniformayı çıkarmadan önce son kez kendime baktım. Geniş omuzlarım, uzun boyum, çakmak çakmak yanan gözlerim, Ortadan ikiye ayrılan dalgalı saçlarım ve burnumun üstündeki tel çerçeveli gözlüğüm, yaşıma göre daha dirayetli durmayı başarmıştım. Uzun zamanın ardından ilk defa farklı giysiler giyeceğim için kalbim heyecanla atıyordu. Joa renkli üniformamı çıkardıktan sonra keten gömleğimi ve kadife pantolonumu giydim. Uçları kıvrımlı bıyığımı okşarken aynanın karşısına dikelerek uzun uzun kendime bakmıştım. Sakallarım yeniden belirmeye başlayarak sivrilmişti, ancak bozuntuya vermeden üniformamı askıya astım. Koyu çuha üniformamın üstüne zaman zaman sıçrayan kan taneciklerine bakarken odamın kapısı büyük bir ısrarla çalındı. Gömleğimin yakasını düzelterek kapıya adımladım. Kimsin? Biziz Rauf Paşam, biziz, şey suvarın gayet neşeli gelen sesi kulaklarıma çalındı. Kapıyı araladığımda kapının önünde sanki başka birileri duruyordu. Şeyh Suvar, Enmer ve Talat üniformalarını çıkararak bambaşka insanlar olmuşlardı. Vay Rauf Paşam, gençleşmişiniz, kurumuş dudaklarımın arasından acı acı gülümserken zoraki gülümsedim. Siz de bambaşka insanlar olmuşsunuz arkadaşlar. Talat, solgun renkli gömleğini düzeltirken ekledi. Harbin dışında da bir hayat varmış Rauf Paşam, hava iyice kararmış, karanlık gökyüzünde yıldızlar parlamaya başlamıştı. Odamın aralık penceresini örterek tül perdeyi sıkı sıkı örttüm ve koridorda bekleyen arkadaşlarımın yanına çıktım. Şeyh Suvar, uzun ve dalgalı saçlarını taramış, bıyıklarını düzeltmişti, Talat ve Elmer ise parlak renkli saçlarını tarayarak bıyıklarını doğal halde bırakmışlardı. Otel hayatı da iyiymiş Rauf Paşam, cidden değişiklik iyidir bazen, yürek kabullendikçe, Elmer'in hayranlıkla dolu bakışları, otelin işlemeli duvarlarının üstünde gezinirken gülümseyerek konuştum. İyi, iyi, yalan söyleyemem şimdi. Hele şu ülkenin üstünde bir travma yaratan harp ateşinin içinden çıktıktan sonra romanımı bitirmek için iyi bir bahane oldu. Merdivenlerden inerken yine yüzlerimize istemsizce bir burukluk gelmişti. Restorana yaklaştıkça kızarmış balık kokusuna karışan yağ kokusu burnumu yalıyordu hepsinin yüzüne tek tek tebessüm ederek baktım. Arkadaşlar, çok zor bir harbi geride bıraktık, bugün biraz üzüntüden uzak olsun hayatımız, dedim, restorantın kapısından girip, gözüme boş masa seçerken. Enver de kararlılıkla bıyığını okşarken başını sallamıştı. Şuradaki cam kenarı boş efendim, size uygun mudur? Garson, eliyle yeşil çimen kaplı bahçeye bakanca mekanlı yeri gösterirken, dolu masaların arasından geçerek o masaya oturduk. Titrek ve solgun bir gaz lambasıyla aydınlanan restoranda güçlü ultular kulağımda yankılanıyordu. Tel iskemlelere kurulup parmaklarımızı masanın üstünde kenetlediğimiz anda gömleğinin rengi solmuş bir garson masamıza yaklaştı. Ne alırsınız efendim? Kızarmış yağ kokusundan yüzümü buruştururken kararlaştırdığımız siparişi söyledim. Birer porsiyon alabalık alalım biz. Garson başını kibar şekilde sallayıp mutfağa doğru giderken Enver'in sesiyle dikkatim dağıldı. Rauf Paşam, Selanik'e ne zaman gideceksiniz? Çaresizce iç geçirdim ve gözlerimi ortasında testi olan yeşil bahçeye diktim. Birkaç gün içinde zoraki yutkunurken yüreğim yanmıştı. Bu kadar erken olmamalıydı be paşam, talata çevirdim bakışlarımı. Sevgi ve aşk beklemeyi pek sevmez Talat. Dudaklarımın arasından fısıldadım. Masamız derin bir sessizliğe gömüldüğü anda garson elindeki balık tabaklarını masamıza koydu. Nar gibi kızarmış alabalıklar masayı süslerken sakız beyazı içkilerimizi havada tokuşturarak "Hayatımızın güzelliğine." dedim. "Güzelliğine ve sağlığına paşam. Elbette hiç bitmeyen dostluğumuza." İçkinin yağ ile parlayan kadehlerimizi havada tokuştururken, zaman zaman yükselen kahkahalarımız restorantın içinde yankılanmıştı. Önümüzdeki balıkları büyük bir afiyetle yerken, şalgamlarımız ve içkilerimiz bir bir boşalıyordu. İçki damarlarıma ısıtıp bütün vücuduma yayılırken, başım tatlı tatlı dönmüştü. Önümüzdeki yemeklerimiz bittiğinde derin sohbetimiz yarım kalmıştı gaz lambasının ışığı restorana hengameli bir loşluk katarken, yüzlerimiz siliyet gibi görünüyordu. Haydi gelin, bahçeye çıkalım, çetin geçen soğuğun ardından yumuşak esintili bir bahar akşamını hak ettik. Altındaki iskemleyi iterek doğrulduğumda başım da yavaş yavaş dönmüştü. Restorandan çıktığımda kulağımı dolduran oltunun ardından lobi çok sessiz gelmişti. Duvarın kenarındaki titrek bir mum ışığıyla aydınlanan lobi'deki berjer koltukların arkasındaki kütüphanede sıra sıra dizilmiş kitaplar dikkatimi çekmişti. Bozuntuya vermeden beyaz kapıdan dışarıya süzüldüm. Hafif hafif esen bir meltem saçlarımın dibinden başlayarak bütün cildimi okşuyordu. Paşam, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sadece biraz sarhoşum dedim, heyecanla sesimi alçaltmadan. Çınar'ın altındaki masaya oturalım, diye devam ettim, titreyen işaret parmağımla üzerine kurumuş dalları gölge olan masayı işaret ederken. Arkadaşlarım görüşlerime katılırlarken, acı acı esen rüzgardan korunmak için kalın paltolarının içine gömülmüşlerdi. İskemlelere oturduktan sonra meraklı gözlerle sordum. Ne içeriz arkadaşlar? Enver, soğuktan kızaran ellerini üfledi. Bir kahve iyi gider be paşam. Su soğukta sıcak bir kahve, içkinin üzerine gerçekten iyi gelecekti. Çifte kavrulmuş acı ve hoş kokulu kahvelerimizden kallavi yudumlar alırken Enver sordu. Selanik'te nasıl yaşam süreceksiniz paşam, yani yabancılık çekmeyecek misiniz? Alt dudağımı çaresizce bükerken, avcumun içini ıstan kahvemden güçlü bir yudum daha aldım tayinimi isteyip orada devam edeceğim işime. Peki Rauf Paşam, İttihat ve Terakki'nin siyasi ayağında yer almamakta kararlı mısınız, diyerek araya girdi ve boynundaki kaşmir atkısını iyice boynuna sardı. Kararlıyım Enver, çünkü söz verdi Merva'ya. Artık siyaseti bırakacağım ve tamamıyla sanata, edebiyata döneceğim yüzümü. Vakit ilerledikçe havan iyice soğuyor, rüzgar sertleşiyordu. Biz, sizleri her zaman ittihat ve terakkinin cevval yürekli Rauf komutanı olarak bileceğiz paşam, dedi Şehsuvar, çekingen gözlerini benden kaçırırken. Son akşamımızdı bu paşam, siz gidince kalbimizin bir tarafı hep eksik kalacak. İyi ki tanımışız sizi. Enver'in sözüne katılırcasına kafamı sallarken ağzımda biriktirdiğim havayı dışarı saldım. Her şey için teşekkürler dostlar, kanlı bir harbi geride bırakıp ülkemizi devrim aşkıyla yanan yüreklerimizle, aydınlık bir geleceğe sizlerle kavuşturmak büyük bir onurdu. İyi ki benim silah arkadaşlarımsınız, iyi ki ben de sizleri tanıdım. Çınar ağacının devasa gölgesi üstümüze düşerken, emmer iskemlesinden doğrularak söze girdi. Yalnız size son bir sürprizimiz olacak paşam. Neymiş o? Kıvrımlı bıyığımın altındaki nemli dudağım neşeyle kıvrılırken saçlarımı elimin tersiyle ortadan ayırdım. Söyleyemem paşam, sabaha hazır olun lütfen. Manasız manasız onlara bakarken elleri ceplerinde bana sinsice gülümsüyorlardı. İyi bakalım, sabah görüşürüz o zaman, sabahı merakla bekliyorum. İyi geceler Rauf paşam, sabah lütfen erken kalkın onları otelin çıkış kapısına doğru uğurlarken, Talat heyecanlı sesiyle tembihlemişti. Narin vücudum tenime bir tokat gibi çarpan soğuktan titrerken, hızlı adımlarla kendimi içeriye attım. Lobide yanan şöminenin turuncumsu ışığı gözüme ilişirken sıcaklığı yüzümü yaladı. Çaresiz adımlarla merdivenleri tırmandım. Koridorun sonunda, odamın kapısının hemen önünde, silüet şeklinde bir karanlık, öylece bana bakıyordu kısa boylu, hafif tombul biriydi. Adımlarım yavaşlayıp, gözlerim kısılırken tam görünmeyen silüeti seçmeye çalışıyordum. Duvarda yanan gaz lambaları etkisini kaybederken kısılmış gözlerimle koridorun sonuna bakıyordum. Birkaç adım daha attıktan sonra beni kapının önünde bekleyenin Paloma Nine olduğunu görmüştüm. Palomanine, diye seslendim koridorun sonuna. Ah yavrum, ben de seni bekliyordum koşar adım yanına giderek kapının önünde durdum. Hayrola Paloma Nine. Buğulu gözlerini üzerimden ayırmadan. Dert. Dertleşmek için gelmiştim yavrum ama işin varsa gidebilirim dedi. Titreyen sesiyle fısıldar gibi konuşmuş, gözleri bulanmıştı. Yok, yok Paloma Nine, hiç olur mu öyle şey? Benim de dertleşecek bir arkadaşa ihtiyacım vardı dedim dudaklarıma tebessüm getirirken. Ama andıran beyaz saçlarını okşarken pembe dudaklarıyla gülümsedi. Odaya girip kapıyı kapadığımda masamın başına geçerek daktilomun başına oturdum. O da ayaklarını sürüyerek bana yaklaştı ve çarşafı dağınık yatağın üstüne kuruldu. Geceler uzun be Rauf evladım. Uzun, uzun Paloma nine. Hele bekleyen için çok uzun, bakışlarım tül perdenin arasından sızan ay ışığına takılmıştı. Neydi senin sevdiğin kadının adı? Er, dedi ve devamını getiremedi. Acı acı gülümserken sözlerini düzelttim. Erva, palomanine. Erva. Kavuşacaksın artık Erva'ya değil mi? Göz Gözbebeklerim parlarken, oturduğum iskemlede neşeyle kıvrıldım. Ev. Evet Nine, kavuşacağım. Derin derin iç çekerken yazmasından kurtulan saçlarını düzeltti. Kıymetini bil sevdiğinin, olur mu? Onu hiç incitme, üzme, ona öyle bir gül ki güneşin ışığı yanında sönük kalsın. Parmaklarımı bacaklarımın arasında kenetleyerek dalgın gözlerle bir süre düşündüm. Sevmemek mümkün mü be Paloma Nine? Onun peşinden sevdiğim bu şehri, Akşehir'i bırakıp Selanik'e gidiyorum. Loş ışıkta dahi parlayan çakmak çakmak olmuş gözleriyle beni baştan başa süzdü. Tül elbisesinin cebinden çıkardığı mendiliyle yaşaran gözlerini silerken derin derin iç çekti. Oturduğum iskemleden kalkıp onun pamuktan daha yumuşak ellerini tutarken gözlerinin içine baktım. Ağlama ama palama nine, üzülme. Ben. Ben de bekliyorum uzun zaman oldu. Halbuki Kerem beni bu kadar çok bekletmezdi. Aşk öyle bir şey ki işte, kabullenemiyorsun, zihnindeki neyse onu yaşamaya devam ediyorsun. O istasyonda hiç gelmeyecek treni beklerken ömrün geçiyor ama kalbin hala seni tatlı tatlı oyalıyor. Aşk güzel bir duygu lakin karşılığı olunca diye fısıldadım kendi kendime ama Palomani'ye böyle diyemedim. Söyleyeceklerim boğazıma düğümlenip kaldı. Sen umut etmekten asla vazgeçme Palamanine, umut yüreğini her daim ferahlatır. Mendiliyle gözlerini yeniden silerken ellerini öptüm. Yatağın ucundan doğruldu, o da benim saçlarımın arasına bir öpücük kondurduktan sonra buğulu sesiyle, "Haydi, ben gidiyorum, iyi geceler Rauf'um. Sen Ervan'ın kıymetini bil, aşktan yana atsın o cevval yüreğin" dedi. Ayağını halizeminde sürüyerek odadan çıktı ve kapıyı yavaşça kapadı önümdeki daktilo ile yine baş başa kalmıştım. Parmaklarım hızla daktilo tuşlarının arasında gidip gelirken düşünceli kehribar rengi gözlerim, gaz lambasının ışığı altında parlıyordu. Romanın satırları arasında dolanırken zaman zaman burnuma kan ve barut kokusu geliyordu. Başımı daktilomdan kaldırdığımda romanıma son noktayı koymuştum. Önümdeki dolu sayfalara bakarak istemsiz bir gurur tebessümü attım. Saman sarısı kağıdın kokusu, mürekkep kokusuna karışırken, kolumdaki deri kayışlı saatten vakti kontrol ettim. Vakit, gece yarısını çoktan geçmişti. Daktilomun hemen arkasında duran gümüş renkli sigara tabakama gözüm takıldı. Dudaklarımın kuruduğunu ve ciğerlerimin bu meredi ne kadar çok istediğini anımsadım. İskemlemde geriye doğru yaslanırken sigaramı yakarak dolu dolu nefesler çektim. Acı tütün kokusu küçük otel odasını sararken daktilonun ucundaki tomar kağıdı alarak onu çekmecenin en özenli yerine koydum. Sigaram küçüldüğünde onu külliye bastım ve Akşehir evlerine buruk gözlerle bakarak uykuya daldım. Rauf Paşam Rauf Paşam güçlü bir ses kapının ardından olduyor parmaklarıyla kapıyı yumrukluyordu. Gözlerimi oraki aralarken güneş, tan yerini kan kırmızı rengine boyamış, cumbalı evlerin bahçelerindeki horozlar yeni yeni ötüyordu. Gözümün tekini aralayarak ayağımın ucundaki yorganı tepeledim ve yerimden doğruldum. Kapıya adımlayıp uyku sersemi gözlerle kapıyı aralayınca karşımda arkadaşlarımı gördüm. Hayrola arkadaşlar sabah sabah. Enver, gülümserken ellerini neşeyle havaya kaldırdı. Hamama paşam, hamama. Ne hamamı? Uykulu halimle dudaklarımın arasından mırıldanıyordum. Gavur hamamı paşam, gavur hamamına. Kuru ve kemikli parmaklarımla gözlerimi ovaladım. Tamam arkadaşlar, ama bu kadar erken beklemiyordum. Şey su var, araya girdi, hamamın tadı, erken çıkar paşam. Yarı uykulu gözlerle üzerimi değiştirdim. Hazırlandım ve çok geçmeden kendimi merdivenlerden inerken buldum. Güneş yeni yeni doğarken otelin içinde loş bir aydınlık vardı. Herkes derin bir uykunun içindeyken otelde kendi halindeki şirinliğiyle dinleniyordu. Otelin kapısından çıkarken üçüne birden sordum. Nereden geldi aklınıza bu hamam fikri? Salat gülümserken nikotinden sararmış dişleri göründü. Paşam, artık bugün gidiyorsunuz. Giderken Akşehir'in şifalı suyuyla yıkanın ki vücudunuza sağlık, sıhhat gelsin. Sabahın ilk ışıklarında kahkahalarımız cumbalı ve renkli Akşehir evlerinde yankılanırken Ulu Cami'den sabah ezanının sesi duyulmuştu. Burada aracımın motor sesi kırma taşlı sokaklarda yankılanırken hamamın yolunu tuttuk. Akşehir'e tepeden bakan devasa kubbelerden buharlar yükselirken, yeşil dağların arasından beliren güneş bir alev topunu andırıyordu. Emektarımı sakin bir köşeye park ederek gavur hamamının dar kapısından içeri süzüldük. Küçük gömmelerde yanan gaz lambasının titrek ışıkları koridoru aydınlatırken, başımıza eğerek içeri girdik. Beştemallarımızı ve havlumuzu alarak çıplak bedenlerimizle hamama girdik. Taştan duvarların arasından buharlar yükselirken iki adam, göbek taşının kenarındaki turnalarda yıkanıyordu. Biz de boş turnalara geçerek kuru vücutlarımızı sıcak suyla buluşturduk. Kim akıl etti bunu? Şeyh Suvar, bir yandan damlayan su tanelerini yalarken devam etti. Ben akıl ettim paşam. Sabah sabah kızmıştım ama öyle bir iyi geldi ki hay aklınla bin yaşa. Sıhhat der olsun paşam. Demir tastan sıcak suyu kafama boka ederken gülümsedim. Gavur hamamının tadı başka be Rauf paşam. Buharı gözlerimin önünden dağıtırken Talat'ın keyifli gözleriyle göz göze geldik. Vallahi öyle, Enver sırtımı tıpışlayarak göbek taşını gösterdi. Erva hanımın karşısına pürüpap çıkmak istersiniz, öyle değil mi paşam? El herhalde, diye fısıldarken sıcak göbek taşının üstüne uzanmıştım. Asker arkadaşlarım, bana sadece aynı yüreği paylaşan bir devrimci ve subay olmayı değil, kardeşliği de öğretmişlerdi. Akşehir'i ardımda bırakırken şüphesiz dostlarımdan ayrılacağım için çok üzülecektim. Hamam sefamız bittiğinde kendimi rahatlamış hissediyordum yüzlerimiz parlamış, yorucu bir harbin acısını gavur hamamında çıkarmıştık. Artık bu şehre veda vakti yaklaşıyordu. Hamamdan dışarıya çıktığımızda güneş çoktan doğmuş, kuşlar mavi ve parlak gökyüzüne en güzel bestelerini armağan ediyordu. Hamam öyle bir yerdeydi ki cumbalı akşehir evlerine tepeden bakabiliyorduk. Bir süre kubbelerin önündeki küflü demir parmaklıklara dayanarak Akşehir'in renkli sokaklarını izledim. Seni çok özleyeceğim, senin anınla var oldum, seninle yaşlanacağım Akşehir. Burnumun ucuna damlayan gözyaşımı hızla silerken aracımın direksiyonuna atladım ve otelin yolunu tuttum. Bütün eşyalarımı tek tek kontrol ediyor, aynı zamanda Akşehir'le de vedalaşıyordum. Bavulumun fermuarını çekerken yutkunamadım ve kendimi çok çaresiz hissettim o an.